Güne Bakan Hakan başlıyor. içinden gelişmelerle hafta içi her gün bir saat tam onda yine seret ekranlarında sizlerle beraberiz. Gazete manşetlerinden günün öne çıkan haber başlıklarına, siyasetten sağlığa, dünyada gelişen ve Türkiye'deki olup biten haberleri ekranlarınıza yansıtıyoruz. O zaman güne bakan Hakan başlıyor. Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz sefalar getirdiniz ekranları başında efendim bizleri evine yerine, hayatlarına konuk edenler biz efendim güne şu anda hazırlandık haberleri gündemi hayatı sizlerle paylaşacağız takip saat 11:30'a kadar gündemde neler yaşanıyorsa bir bir aktaracağız. Hem gazete manşetlerinden hem de hazırlamış olduğumuz haber videolarıyla gündemde öne çıkan haberleri ekranlara yansıtacağız. Evet gün zaman hızlı geçiyor tabi. Biz de efendim elimizden geldiği kadar sizleri en güzel şekilde burada haberlerden haberdar etmeye çalışıyoruz. Esnaflarımız efendim bizleri izliyor, ev hanımları, öğrenciler tabi öğleden sonra gidecekler için söylüyoruz. Her kesimden birçok kişiye 7'den 77'ye ulaşmaya çalışıyoruz. Eğer tabi uydu alıcınız varsa veya da internetiniz varsa bizi her şekilde takip edebilirsiniz. Gündemi bizimle rahat güzel bir şekilde yaşayabilirsiniz sevgili izleyicimiz. Evet e, gündemde neler ön e, başlıkta geçiyor? Tabii e, merakla beklenen belediye istifaları vardı. ...altı şehir üzerinde geçtiğimiz 3 e, haftadan beri çok fazla yoğun bir gündem oluştu sevgili izleyicimiz ve e, belediye istifaları gündemde e, sıcaklığını koruyan haberler arasında yer almakta. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan e, istifa edin talimatını e, verdikten sonra gündeme bu haberler ağırlıklı olarak düşmeye başladı. Dün akşam da Bursa Belediye büyükşehir belediye başkanı istifasını verdi açıklamasını yaptı birazdan onları paylaşacağız Melik Gökçek Gökçekte Twitter hesabından cumartesi günü açıklamasını yapacağını duyurdu dün Sayın Gökçek, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiler o konuşmanın ardından da sosyal medya hesaplarından paylaşımlar gündeme düştü bunların hepsini birazdan detaylı bir şekilde paylaşacağız Gündem içerisindeki geçen haberleri bir bir aktaracağız sevgili izleyenlerimiz sağanak yağış havalar yağışlı olmaya Başlıyor. Aman dikkat diyoruz. Tabi bugün memleketimizde sıcak hava var ama Ege ve Akdeniz'de özellikle deniz kenarlarında sağanak yağış etkisini gösteriyor. İstanbul'da da dikkat edilmesi gerekiyor yönünde. Meteorolojiden de uyarılar gündeme düşen haber başlıklarında yer alıyor. Hemen Aydın'ın Didim ilçesine gidiyoruz ve sağanak yağış Didim'de hayatı olumsuz etkiledi. Yaz günlerinin en çok tercih edilen yerlerinden biri olan Aydın'ın Didim ilçesinde sağanak yağış etkisini gösterdi sevgili izleyenlerimiz ve hayat olumsuz yönde etkilendi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadılar. Lodos'un da etkisiyle deniz işte bu şekilde taşkına neden oldu. Deniz taştı. Marmara ve Ege bölgesinde etkili olacağı bildirilen yağışlı hava sabah saatlerinden itibaren kendini göstermeye başladı. İşte denizin ne kadar e, dalgalı olduğunu görebiliyorsunuz. E, Didim'de de bu sabah yani görüntüler şu anda sıcağı sıcağına sabahın ilk görüntüler olarak sizlerle paylaşıyoruz. E, etkili olan yağışlar yaşamı olumsuz yönde etkiledi. E, Didim'de Lodos'la birlikte etkili olan sağanak yağış nedeniyle caddeler ve bulvarlar sular altında kalırken kent merkezinde derileri andıran görüntüler işte bu şekilde görüntüler ortaya çıktı. Sabah iş yerlerine gidecek olan vatandaşlar yağmur sebebiyle araçlarıyla ...motor zor anlar yaşadılar. Altın kumda ise lodu sebebiyle deniz az önce köpürmesini gördünüz. Rüzgarın ve yağmurun etkisiyle de dalgalar kıyıları dövdü. E, olumsuz hava koşullarının yarın da sürmesi bekleniyor. İşte günün ilk e, ışımasıyla gündeme düşen haberlerden biriydi sevgili izleyenlerimiz. Aydın'ın Didim ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. İşte Lodos sebebiyle deniz taş, 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 taşıyor, ee, köpürmeler ve yüksek dalgalar oluşmakta. Kent e, yerleşkesi içerisinde ise e, Didim ilçesinin merkezinde ise yolların e, su birikintiler oluşturulması, yağmurun ne kadar şiddetli olduğunu sizler de az önce gördünüz. Sabah iş yerlerine, e, dükkanlarına açmaya gidenler veya da çalışmaya gidecek olan vatandaşlar e, belli bir süre zor anlar yaşadılar e, ve bu tabii hava koşullarının yarında sürmesi e, bekleniyormuş. Meteorolojiden bu haberler gündeme düştü. Tabi dikkat ediyoruz, Marmara ve Ege bölgesinde bu yağışlar etkili olmaya başladı. Bu yağışlar daha sonra yurdun birçok bölgesini etkisi alacak. Çünkü artık mevsimlerde geçiş dönemindeyiz değil mi? E, yavaş yavaş e, artık sonbahara da veda edeceğiz. Sonrasında tabi kış ayını, efendim, beyaz örtüyle önümüzdeki aylarda karşılaşacağız. Yüksek kesimler özellikle Ardahan, Artvin o bölgelere karşı taraflarına da yüksek kesimlere de kar yağdığını geçtiğimiz haftalarda haberlerde paylaşmıştık. Dikkat etmek gerekiyor. Dikkatli olalım sevgili izleyenlerimiz. Evet hain terör örgütleri boş durmuyor sevgili izleyenlerimiz. Ülke olarak, millet olarak terör örgütleriyle bütün mücadele sonuna kadar sürüyor. İşte Mardin'de zırhlı aracın geçişi sırasında bir patlama meydana geldi. Mardin'in Artuklu ilçesinde teröristler tarafından yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada iki polis hafif yaralandı. Olay dün akşam 21.15 sıralarında Artuklu ilçesi Komor mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre teröristler tarafından yol kenarına tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamanın aracın geçişinden birkaç saniye sonra meydana gelmesi olası bir faciayı önlerken İki polis yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın ardından olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi e, olayı Orada incelemelerde bulundular. İl Emniyet Müdürü Hasan Onar da bölgeye gelip incelemelerde bulundu. Bölgede geniş kapsamlı operasyonlar başlatıldı. Biz de yaralı polislerimize acil şifalar geçmiş olsun dediklerimizi iletiyoruz. İşte hain e, terör örgütleri ne yazık ki, ne yazık ki sevgili izleyenlerimiz işte yollara tuzakladıkları bu bombaları e, askeri araçların, polis araçlarının geçiş sırasında haince patlatıyorlar. Biz güçlü olacağız. Dimdik tabii terörün karşısında olmaya devam edeceğiz. Ve yine içimizi kanatan bir haber, şehit haberi. Allah şehitlerimize rahmet eylesin diyoruz ve şehit Üsteğmen Göreke için tören düzenlendi. Şehit Tümgeneral Aydoğan operasyonu kapsamında Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında EYP tespit ve imha faaliyetlerinde yola döşenen EYP'nin infilak etmesiyle yaralanan ve kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde şehit olan İstikam Üsteğmen Ozan Olgu Köreke Hakkari'nin Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi şehitimiz için. Şehidin cenazesi törenine Hakkari valisi Cüneyt Orhan, Toprak Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tüm General Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Vekili Piyade Kurmay Albay Umut Öztürk, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Etçin, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcıları Bekir Rabacı ve e, işte protokol katıldı. Saygı duruşunun ardından şehitin naaşı tören alanına getirilerek Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli binbaşı Savaş Çağlar tarafından şehitin özgeçmişi okundu. Komutan. 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 Komando Tugay Komutanlığı Mayın el Yapım patlayıcı tespit imha takım komutanı olarak atanmış ve 12 Ekim 2017 tarihinde itibaren birliğiyle beraber terörle mücadele harekatı kapsamında Çukurca Erker'de geçici görevle görevlendirilmiştir. Şehit İstikam Üstelmen Ozan Olgu Körek'e Şehit Tüm Genel Aydın Aydoğan Aydın Operasyonu kapsamında 23 Ekim 2017 tarihinde Hakkari Çukurca ilçesi kırsalında yapılan el yapım patlayıcı tespit ve imha faaliyeti esnasında Teröristlerce daha önceden döşenen el yapım patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştür. Biz Şehirde, de şehitimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Tugay Komutanlığı'na görevli binbaşı Savaş Çağlar şehidin özgeçmişini bu şekilde okudu ve Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından yapılan duanın ardından şehidin naaşı memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine gönderilmek üzere helikopterle Van iline uğurlandı. Allah rahmet eylesin. Ve Van'ın Başkeli ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınla mensuplarınca girilen çatışmada şehit olan 10 Zeren düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Allahu ekber. Allah ekber. <laughs> Ahmet eylesin diyoruz Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Tören boyunca ailenin yanından ayrılmadı Anne Esma Zeren ve yakınları Tabuta son kez sarıldılar Evet Annesi Tabi dayanamıyor Hangi yürek dayanır değil mi Allah sabır versin diyoruz ailesine, sevenlerine, Türk milletinin başı sağ olsun diyoruz. Şehitlerimize Allah gani gani rahmet eylesin. İnşallah tabi terörün sonu gelecek sevgili izleyenlerimiz. İşte cenaze namazının ardından askeri tören için yerine alan aileyi Bakan Eroğlu bir an olsun yalnız bırakmadı. Şehit Onbaşı Kemal Zeren'in tabutu top arabasına konulduktan sonra... İlerlerken tabutun başına gelen anne Esma Zeren, tabuta dokunarak top arabasıyla ile birlikte ilerledi. Şehit askeri çok sayıda vatandaşla ellerinde Türk bayraklarıyla son yolculuğuna uğurladı. Ailesine, sevenlerine sabır diliyoruz. Milletimizin, devletimizin, hepimizin başı sağ olsun diyoruz sevgili izleyenlerimiz. İnşallah tekrar bu tabii ki hain saldırılar gerçekleşmez diyoruz. Operasyonlar özellikle sınırlarda devam ediyor sevgili izleyenlerimiz. Evet, gündemdeki haberler ve gelişen manşetler içimizi dağılıyor tabii şehit haberleri. Allah e, gerçekten hep diyoruz ya ateş düştüğü yeri yakıyor değil mi? Ailesine Allah sabır versin diyoruz. Sevgili izleyenlerimiz yangınlar. Evet yangınlar bazen kaçınılmaz oluyor. İşte fabrika yangınları da İki kişinin yaralanmasına neden oldu. Konya'da bir fabrikada yangın çıktı ve iki kişi bu yangında yaralandı. Konya'da bir alüminyum fabrikasına çıkan yangında iki işçi dumandan etkilenerek hafif şekilde yaralandı. Yangın dün akşam saat 22 sıralarında Merkez Selçuk ilçesi Büyük Kayacık Organ Sanayi Bölgesi 3. Sokak üzerinde bir fabrikada çıktı. Edinilen bilgiler şu şekilde. Alüminyum fabrikasındaki makinelerdeki kıvılcımların keçelere sıçramasıyla yangın çıktı. Dumanı fark eden işçilerden Süleyman K. ile Emrah B. durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangına bir süre kendi çabalarıyla müdahale etmek isteyen işçiler yoğunlaşan duman nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken dumandan etkilenen iki işçi ise ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İşte makinalar e, makineler çalışırken kıvılcımların keçelere sıçramasıyla bu yangının meydana geldiği haber notlarımızda geçiyordu. Geçmiş olsun diyoruz ve haberlerimize devam ediyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz 3 hafta öncesinde tabi belediyelerle ilgili açıklamalar gündeme düşmeye başlamıştı ve 6 şehir Türkiye'nin gündemine oturmuştu. İstifa edecekler mi etmeyecekler mi derken istifa haberleri gündeme teker teker düşmeye başladı. İstanbul düzce arkasından işte e, Bursa sonrasında Ankara bakalım Balıkesir'den herhangi bir şekilde bir açıklama gelecek mi? O da yine merak konusu e, ve dün Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı biliyorsunuz sevgili izleyenlerimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, eğer istifa etmezlerse gereği yapılır şeklinde e, açıklamalarda gündeme düşmüştü. İşte o süreçten sonra artık istifaların fitili ateşlenmişti. İlki olarak tabii barış arkadaş e, Sayın ee, İstanbul eski diyelim artık büyükşehir belediye başkanı Kadir Topbaş'ın istifa haberlerini istifa edeceğine dair haberleri sosyal medyadan çok sık bir şekilde paylaşımlar yapmış hatırlarsanız CHP milletvekili e, Barış arkadaş ve herhangi bir açıklama gelmemişti o ilk e, 10 saat 12 saatlik zaman diliminde ama eee bir gün sonrasında ise Kadir Topbaş açıklamasını yaptı ve onun akabinde de bu istifa haberleri gündemde sıcaklığını korumaya başladı. İşte dün de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı birkaç gün önce hani biz işimizin başındayız şeklinde açıklamaları olmuştu ama e, dün işte o açıklamaların hepsi artık geride kaldı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe istifa ettiğini açıkladı. Şunlar dile getirdi. Belediye başkanlığı görevinden istifa ediyorum dedi ve anlımızak başımız dik açıklamasını yaptı sevgili izleyenlerimiz. Hiçbir konuda verilmeyecek hesabımız yok dedi Sayın Altepe. Alnımız ak, başımız dik, Bursa'mıza ve hemşerilerimize, ülkeme ve AK Parti'mize hayırlı olmasını diliyorum dedi. Partimiz ve liderimizle ters düşmeyeceğiz açıklamalarını yaptı. İşte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe istifa etti. Bugüne kadar sürdürdüğümüz bu kavga değil hizmet ilkesini elbette sonuna kadar sürdüreceğiz. Partimiz ve liderimizle ters düşmeyeceğiz. Çatışmayacağız, hasar da vermeyeceğiz. Bize yakışanı yapacağız. Kriz ortamını oluşturmaya da hiç yanaşmayacağız. Bu şartlarda Bursa'mıza, hemşerilerimize, ülkeme hizmet imkanının kalmadığı da ortadadır. Ben de bu düşüncelerle bugün itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Hiçbir konuda verilmeyecek hesabımız yok. Ve anlımız ak, başımızda dik. Bursa'mıza, Bursalı hemşehrilerimize, ülkeme ve AK Parti'mize bunun hayırlı olmasını diyorum. Özellikle bizi değerli oylarla seçen partili veya partisiz, bizden hizmet bekleyen tüm Bursalı hemşehrilerimin de bunu anlayışla karşılayacağını temenni ediyor. Bugüne kadar destek veren herkese, değerli dostlarıma, teşkilat mensuplarıma, ee, tüm halkımıza şükranlarımı arz ediyor. İyi bir iz, gök kubbe altında hoş bir seda bıraktığımızı umuyor. Se, siz değerli basın mensupları arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepiniz için hayırlı uğurlu olsun Evet işte partimizle ve liderimizle ters düşmeyeceğiz dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe istifa etti dün e, istifa haberini paylaştı. Bütün sosyal medyada, haberlerde bu haber yoğun bir şekilde döndü, paylaşıldı sevgili izleyenlerimiz ve gözler tabi Melik Gökçe'ye çevrildi. Sayın Melik Gökçek dün ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi ve geldikten sonra da sosyal medya hesabından bir tweet paylaştı. Hemen o tweet ekrana gelsin. Melik Gökçek 28 Ekim cumartesi istifa edeceğini Twitter ee, hesabından duyurdu sevgili izleyenlerimiz. İnşallah cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ni olağanüstü toplayacak ve meclis üyesi arkadaşlara veda edip istifamı vereceğim şeklinde <laughs> bu şekilde Twitter hesabından paylaşımını yaptı. Ee, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Cumartesi günü e, istifasını vereceğini Sosyal medyayı çok sık kullanan, sosyal medyayı çok düzenli kullanan bir belediye başkanı Melih Gökçek bildiğiniz gibi ve 24 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda ve o günden bugüne seçimleri kaybetmeden koltuğunu korumuştu. Ama şu anda istifası istendi, görevi bırakması istendi ve buna istinaden de bu cumartesi günü yani ayın 28'inde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin olağanüstü toplayacak ve meclis üyesi arkadaşlara veda edip istifamı vereceğim dedi Sayın Melih Gökçek. İşte sosyal medya hesabından da bu paylaşımı Gündeme taşıdı. Melik Gökçe'nin sosyal medyada bu paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya'yı Twitter hesaplarını düzenli olarak açıklamalarda düşüyor ki işte hemen bu istifalar ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter'da bazı paylaşımlarda bulundu sevgili izleyenlerimiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istifaların ardından Twitter'dan bir açıklama yaptı ve Açıklamalar da ekrana gelsin. Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil, hizmet sevdasıyla çıktık şeklinde açıklamalar gündeme düştü. Bunun içinde biz gençlerden korkan, gençlerden çekinen yerini gençlere bırakmayı düşünmeyenlerden asla olmadık, olmayacağız dedi. Gençlerimiz, aziz milletimizin emaneti olan önemli görevleri vakti saati geldiğinde inşallah e, devralacaktır alacak ben gençlere güveniyorum gençlerin sahip oldukları imkanların hakkını verebileceklerine gönülden inanıyorum şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan işte istifaların ardından açıklamaların ardından Twitter hesabından bu açıklamalar gündeme düştü sevgili izleyenlerimiz biz de o Twitter paylaşımlarını ekranlarınıza Hemen getirmiş olduk Evet belediyelerde ne olacak Tabi bu arada e, sevgili izleyenlerimiz e, CHP'den de bir istifa var Ona da birazdan geleceğiz Yarın 25'inde de Meral Akşener e, Parti e, Açıklamalarını yapacak Ve bununla ilgili de haberler gündemde var Onları da birazdan paylaşacağız Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediyelere müfettiş atanacak Yanlış yapana Af yok dedi yani ayrım yapmadan Türkiye'deki bütün belediyeler bir göz altına, bir inceleme e, altına, mercek altına daha doğrusu alınacak desek doğru olacak. Ayrım yapılmaksızın tüm belediyelere müfettiş gönderilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün basına kapalı AK Parti istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı. İşte o toplantıda neler konuşuldu? İşte onların bazı başlıkları gündemde yavaş yavaş yerini almaya başladı. Bunlardan bir tanesi de işte belediyelere, belediyelere müfettiş gönderileceğini ayrım yapılmaksızın yanlış yapana af olmayacağı yönünde açıklamalar gündeme düştü ve hemen şöyle bakalım. Toplantıda ilçe teşkilat başkanları ve bazı ilçe belediye başkanlarının yaşadığı sıkıntıları dinleyen Erdoğan özellikle 2019 seçimlerine vurgu yaptığı öğrenildi. Çünkü 2019 yılının çok önemli olduğunu %50.1 olarak hatta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu dile getirmişti ve bu seçiminde belediyelerden geçeceğine çok daha inandığı ve doğru bir e, yol. E, çünkü kendisi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde o süreci çok iyi yaşayanlardan biri ve e, bu yaşananların oy potansiyeli açısından çok önemli bir ölçüde hani oy kaybetmeden nasıl bunları daha iyi bir şekilde avantaja çevirebiliriz? Belediyelerdeki hizmetleri daha nasıl artırabiliriz? Bununla ilgili bu istişare toplantısında belediyelere müfettiş atanacağının haberi gündemde yer aldı. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, iktidar, muhalefet ayırmadan özellikle bakın, imar uygulamaları biliyorsunuz yurdum insanı en çok imar konusunda bir hayli sıkıntılar e, yaşadı ki şehirlerin, çarpık kentleşmelerin, işte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul için bazı hataların yapıldığını, o güzelim şehrin ne yazık ki dokusunu korunamadığını da vurgu yapmıştı konuşmasında. İşte sadece İstanbul değil Türkiye'de gibi çok illerde imar konusunda yapılan yanlışların artık düzeltilmesi gerektiğini ve bu yönde de adımların net atılması gerektiğine vurgu yapıyor. Hemen şöyle bir bakalım Erdoğan iktidar muhalefet ayrımadan özellikle imar uygulamaları, belediyelere aktarılan payların kullanımı gibi konularda İçişleri Bakanlığı'nın kısa süre içinde müfettiş görevlendirerek inceleme ve denetim başlatacağını kaydetti. Devamına bakıyoruz. Erdoğan belediyeler konusuna gelen tüm şikayetlerin dikkate alınacağını belirterek yasalara uymayan, yanlış yapan kim varsa gereken yapılacak. Bunlara müsaade etmeyiz diye konuştu. AKP'li Cumhurbaşkanı aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, genel başkanı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan e, şehirlere ihanet edildiği ve kendisinin de bu noktada suçunun olduğunu geçen konuşmasını sizlerle paylaştık ve itiraf etmesinin ardından tüm tüm belediyelere İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş gönderileceği gündemdeki haberlerde yer alıyor. Birkaç fotoğrafımız vardı. Onları ekran atabiliriz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın önceki gün Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanında bazı bakanlar, parti yöneticileri, milletvekilleri, il yöneticileri, ilçe belediye başkanlarının katıldığı toplantı 3,5 saat sürdü. Toplantıda ilçe belediye başkanları sorunlarını bazı konularda çözüm beklenen aktardılar. Kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili bilgi verilmesi, planlanan çevre ve şehircilik Bakanı Mehmet Ösaseki ise sürenin uzaması nedeniyle de sunum yapamamıştı deniyor. Ayrım yapılmayacağı da vurgulanmış. Hürriyet Gazetesi'nden Nuray Babacan'ın haberine göre ise Erdoğan imar uygulamalarıyla ilgili tüm belediyelere İçişleri Bakanlığı'nın müfettiş göndereceğini burada bir kez daha vurgu yapıyoruz. 2019'daki Yerel seçimi işaret eden Erdoğan, işimiz çok zor arkadaşlar, bireysel çekişmeleri bir tarafa bırakın, ne yapacaksak birlikte yapacağız mesajını verdi. Ee, Erdoğan, herkes üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmalı, sadece hizmet odaklı değil, birebir vatandaşın kapısına gidelim, bireysel taleplerde odaklanalım, vatandaşın gönlüne dokunacak şekilde çalışacağız dedi. İşte bu açıklamalar gündemde yer aldı sevgili izleyenlerimiz. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan e, Türkiye'deki bütün belediyelere, ayrım yapılmadan KJ'mizi şey yazabiliriz arkadaşlar belediyelere müfettiş atanacak, atanacak şeklinde. E, ayrım yapılmadan ve yanlış yapana da e, af yok şeklinde açıklamalar gündemde sıcaklığını koruyor. Yani önümüzdeki süreçte başka şehirlerdeki belediye başkanlarıyla da ilgili acaba e, gündeme özel bir açıklamalar düşer mi veya da istifa ettirilme yönünde haberler düşer mi? Bunlar da beraberinde bir soru işareti olarak aklımıza Geliyor sevgili izleyenlerimiz. Bakalım e, önümüzdeki günlerde belediyelerle ilgili tabii gönderilen müfettişlerin raporları ne yönde olacak? Hani ayrım yapılmadan bütün parti belediyeleri belki de bugüne kadar e, geç kalınmış bir e, çalışma diyebilir. Çünkü müfettişler belli dönemlerde belediyelere geliyor ama bu kadar ciddi anlamda hepsini mercek altına alıp hangisinin hatalı, hangisinin yanlış, hangisinin vermiş olduğu hizmetlerde Eksiklikler var veya da bu ben yaptım doğru şehrin belki de kaderiyle oynayan bazı projeler değil mi uygulanıyor ee, Ankara'nın veya da işte genel başkanın haberi olmuyor. İşte bununla ilgili çalışmalar herhalde artık daha hızlı olacak ve hata yapanlara da af olmayacağını yanlış yapana da af yok açıklamaları gündemde yer aldı sevgili izleyenlerimiz. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, i̇şte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bu istişare toplantısında bunlar özellikle e, gündeme düşen açıklamalarda yer aldı. Hürriyet'ten e, Nuray Babacan'ın haberleri gündemde bu yoğunluğu özellikle e, getirmiş oldu sevgili izleyenlerimiz. Evet hemen bakalım neler var dedik efendim CHP'den de bir istifa oldu sevgili izleyenlerimiz. E, yarın Sevgili izleyenlerimiz biliyorsunuz işte e, Meral Akşener e, bir parti açıklamasını yapacak. Yeni partinin hem ismini hem de partideki bütün isimleri e, kamuoyuyla paylaşacak sevgili izleyenlerimiz. E, onun öncesinde CHP milletvekili Aytu Çıray partisinden istifa etti, e, şartlar yeni bir siyasi çıkışı zorunlu kılmıştır dedi açıklamasında bunlar yer aldı. Hemen şöyle bir açıklamasına bakalım. CHP Milletvekili Aytur Çıray partisinden istifa etti. Aytur Çıra Çıray'ın Meral Akşener'in partisine geçiyor e, olması dikkatlerde bulundu. Çıray yaptığı açıklamada şartlar yeni bir siyasi çıkışı zorunlu kılmıştır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Aytur Çıray, Meral Akşener'in partisine geçeceği belirtilen haberler içerisinde CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşen Çıray istifa kararını ilan etti. Aytuğ Çıray yaptığı açıklamada Türk milletinin alternatifi Akşener'in liderliğidir ifadesine yer verdi. Bu da işte gündemde sıcaklığını koruyan önemli bir haber sevgili izleyenlerimiz. İşte Meral Akşener'in kuracağı partiye, istifa haberleri gündemde düşmeye başladı gündeme. İşte onlardan ilki CHP milletvekili Aytuğ Çınar, CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla görüştükten sonra istifasını e, duyurdu ve Ay bu kararını kendisine özgü saygı insani nezaket ve insan sevgisi anlayışıyla karşılayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na her kademeden CHP'li siyaset arkadaşlarına teşekkür ederek yaşasın onun ölümsüz kahramanı Mustafa Kemal Atatürk yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Allah Türk milletinin yardımcısı olsun değerlendirmesinde bulunduğu açıklamalarında ve CHP'nin manevi bir üyesiydim ve Öyle kalacağım açıklamaları var. Bunlar da işte öne çıkan başlıklar oldu sevgili zendirimiz. Meral Akşener'den de bununla ilgili bir yorum var. Meral Akşener gazetecinin çırayın istifasına dair soruları soruya kendisine soracaksınız şeklinde açıklamada bulundu. Birazdan o açıklamaları da Deniz Baykal'ı ziyaret ettiği sırada sizlerle paylaşacağız. Ve memleketimizden de sevgili zendirimiz Büyük Birlik Partisi Belediye Meclis Üyesi Yusuf Koç sosyal medyadan Büyük Birlik Partisi'nden ayrılma kararını paylaştı. Evet işte hemen ekranlarımıza geldi. Büyük Birlik Partisi Sivas Belediye Meclis üyesi Yusuf Koç, Meral Akşener'in kuracağı partiye katılmak üzere partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu sevgili izleyenlerimiz. Koç, Meral Akşener'in yeni kuracağı partiye destek vermek için partimden istifa ettim. 25 Ekim çarşamba günü Ankara'dayım. Hayırlara vesile olur inşallah. Paylaşım ile istifasını takipçileriyle duyururken istifasına ait belgeyi de paylaşımlarda bu şekilde ee, paylaştı sevgili izleyenlerimiz. Yayınlamış olduğu iste ee, İstifanamede Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi muhatap alan Yusuf Koç Büyük Birlik Partisinin üyesi bulunmaktayım. Gördüğüm lüzum üzerine bu tarihten itibaren istifa ediyorum. İstifa ettiğimi bildirir, üyelik kaydımın silinmesini ve iptalinin yapılmasını ve gereğinin yapılmasını dilerim. Açıklamasını yaptığı istifasında sevgili izleyenlerimiz. İşte bu istifa haberi de memleketimizden Büyük Birlik Partisi Belediye Meclis üyesi olan Sayın Yusuf Koç. Büyük Birlik Partisi'nden istifa ettiğini sosyal medyadan hem işte paylaşımını şu anda ekranlarımıza getirdik. Ve bu paylaşım daha sonra sevgili izleyenlerimiz geçtiğimiz dönemlerde Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı olan Ragıp Özkan. O da biliyorsunuz şu anda e, Meral Akşener'in yeni kuracağı partide Sivas il başkanlığı konusunda hani isimler böyle e, kol, kulaktan kulağa dolaşan e, sözler diyebiliriz. E, i̇şte Ragıp Özkan da bu paylaşımı kendi hesabından paylaştı ve Sivas Belediye Meclisi Yusuf, Yusuf Koç e, Sayın Meral Akşener liderliğinde kurulacak partimize katılmak üzere Büyük Birlik Partisi'nden istifa etmiştir. Ülkemize, şehrimize hayırlı. Olmasını diliyorum ifadeleri de Ragıp Özkan sosyal medya hesabından Yusuf Koç'un istifa paylaşımını kendi sayfasından da duyurdu. Evet e, hayırlısı olsun diyelim tabii e, şu süre içerisinde sevgili izleyenlerimiz biliyorsunuz istifa haberleri gündeme gelebilir. Çünkü yarın e, Meral Akşener parti yapacak. E, kurulumu için adımlar artık atılacak. 25 Ekim olarak açıklanmıştı. İsmi, logosu, her şeyi tamamen partinin genel kalıbı net bir şekilde kamuoyuyla, medyayla, tüm ülkeyle, tüm dünyayla paylaşılacak. Dün de Sayın Deniz Baykal'ı ziyarete gitti Meral Akşener ve sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı ve burada Meral Akşener rekabette her zaman fayda vardır şeklinde açıklamaları oldu ve gazetecilerin sorularını cevapladı. Evet, değerli siyaset adamı hepimiz için duayen olan Sayın Baykal'ı e, iyiye gittiğini, rahatsızlığının e, iyiye doğru gittiğini öğrenmiş oldum. Ziyaret ettim. Ailesiyle ve e, yol arkadaşlarıyla, siyaset arkadaşlarıyla görüştüm. E, gerçekten iyi e, iyimser bir ruh haliyle ayrılıyorum. İnşallah en kısa sürede aramıza döner diye eee ümit ediyorum. Dualarımız kendisiyle beraber. inşallah iyi olacak diye düşünüyorum. E, aldığım bilgiler de öyle. Nitekim e, sayın Özel'in de yüz ifadesinden anlaşılacağı üzere memnuniyet e, ifade eden bir e, evet. yüz var şu her, anda. Her geçen gün daha iyi haberler alıyoruz. Dua etmeye, iyi şeyler ümit etmeye devam ediyoruz. Biz de teşekkür çok teşekkür ederim. ediyoruz. Nezaketiniz Teşekkür ederim. <laughs> Çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. İşte kurucular kurulumuz tamamlandı. Ee, programımız ve tüzüğümüz tamamlandı. Ee, arkadaşlara bugün itibariyle kurucular kurulunda yer olacak olan arkadaşlara hem tüzüğümüz hem programımız gönderiliyor. Ee, ve e, Türkiye'de yeni bir siyasi e, parti doğmuş olacak. Milletin kurduğu bir parti bu. Ee, çok fazla e, talep olmuştu bazı arkadaşlarımıza belki daha sonraki kadrolarda yer vermek üzere imkan bulamadık ama 200 civarında kurucular kurulunun olduğu bir siyasi parti doğuyor. Hayırlı olur inşallah. Rekabette hep fayda vardır. Bugünden itibaren görüyorsunuz ki dil değişti, tavırlar değişti, davranışlar değişti. Dolayısıyla daha da Türkiye'nin bu partimizden sonra eee yöneticilerinin güçlülerin, kudretlerinin, dilinin yumuşayacağını göreceksiniz. Eee rekabet en fazla eee basın mensupları için geçerlidir. Dolayısıyla kıymetinizin çok artacağını söyleyebilirim. Tabii, Teşekkür ederim. Yani, yani, transfer transfer falan da var bu arada ee, özellikle CHP İzmir Milletvekili Aykut Çınar'ın soracaksınız şimdi. Ben bir şey diyemem Sizine o konularda. Ben o konularda bir şey söyleyemem ama e, şöyle bir hedefimiz yok bizim. Sayın Özel'in yanında söyleyeyim. E, ne e, Cumhuriyet Halk Partisinden ne Adalet ve Kalkınma Partisinden ne de Milliyetçi Hareket Partisinden transfer <laughs> tırnak içi yapıp da bir grup kurma hedefimiz yok. E, Cumhurbaşkanı adaylığı kurullarımız kurulduktan sonra karar verecek her kim olacaksa ama arkadaşlarımız benim olmamı söylüyorlar. Eee öyle bir durum söz konusu olduğunda başından ilan ediyorum. Yüz bin imzayla eee yola çıkmayı e, düşünüyorum. O noktada bir kararımız var. Şayet bu aday ben olacaksam. Dolayısıyla eee grup bugün kurarsınız grup 30'a çıkar. Yarın öbürüne çıkar. O nedenle eee diğer siyasi partilerle eee geçmişte olduğu gibi bir eee yani transfer manasında herhangi bir çalışmamız yok. Ama şunu da söyleyeyim. Bizlerle yol yürümek isteyen eee arkadaşlarımıza her siyasi görüşten arkadaşımıza eee kapımız sonuna kadar da açık. O da başka bir şey. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Güle bakan Hakan, bakalım dünyadan gündemden haberleri sizlerle paylaştık ve güzel memleketimiz Sivas'ımızda acaba gelişen haberlerde neler var? Hemen şöyle bir memleket havası yapalım. Evet, gazetelerimiz efendim hazırladık ve memleket havası yapacağız. Ee, tabii siyasi arenada her şey çok hareketli, her an her şey e, olabiliyor işin gerçeği e, düşündüğümüz zaman değil mi? Seçerken de alkışlıyoruz Gönderirken de alkışlıyoruz Yani her halükarda Alkışlarla gelenler alkışlarla Gidiyor efendim Bakalım neler var memlekette Şöyle bir göz efendim atalım Memleketimizin haber başlıklarına Bizim Sivas gazetesi İller Bankası'ndan dev yatırım Manşeti yer almakta İller Bankası Sivas Bölge Müdürü Harun Cesur İl genelinde 367 milyon lira Tutarında 38 adet proje Ve inşaat işlerinin bulunduğunu söyledi. Bizim Sivas'ta manşet bu yönde geçiyor. Sivas'a 100 yıl yetecek adli bir kampüs projesi de gündemde sevgili izleyenlerimiz. Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, yapılması planlanan adliye ek binası ve taşınması çoktan beri gündemde olan kadın açık cezaevinin son durum hakkında bilgiler verdi. Ve Türkiye genelinde 50 tane büyük çaplı cezaevi yapılacağını ifade eden İrcal, bunlardan bir tanesinin de Sivas'a yapılacağını Dile getirdi. İrcal, Sivas'ta arsa bulmanın zor olduğundan bahseder e, bahsederek eski kapalı cezaevinin bulunduğu alandaki bakanlığa ait yeterli miktarda arsa vardı. Orası orasını düşündük, e, teklif ettik. Ancak zemin etüdünde suyla temas halinde karstik bir yapısı olduğunu ve çöküntünün meydana gelebileceği söylendi. Buraya bina yapmak uygun değildir diye bakanlık karar verdi. Bu sebeple yeni bir arsa bulun dedi. Sayın Vali ile birlikte çalışmalarımıza başladık. 3 ila 4 yerde uygun arsa tespit ettik diyor. Eğer bu arsalar uygunluğu görülürse Sivas'a 100 yıl yetecek adli kampüs yapılacak sevgili izleyenlerimiz. Ve böylece her şey bir arada olacak diyor. Türkiye genelinde de 50 tane büyük çaplı cezaevinin yapılacağını ifade eden Sayın İrcal, bunlardan bir tanesinin de Sivas'a yapılacağını haberde yer alıyor sevgili izleyenlerimiz. PTT 177 yaşında PTT Teşkilatı her geçen gün kendisini yeniliyor. PTT Başmüdürü Hükümdar Kavak ve beraberindeki heyet PTT'nin 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sayın Vali Gül'ü ziyaret ettiler ve sonrasında da Sivas Belediye Başkanı Sayın Sami Aydın'ı makamlarında ziyaret ettiler. Ve yollardaki efendim çizgiler, çizgi Duvar demek, evet aslında doğru çünkü hani Avrupayı düşündüğümüz zaman Avrupa'daki yolları, Sivas'ta da e, ana caddelerdeki e, ara, e, fakim e, kaldırıldı o kaldırımlar, Aradaki kaldırımlar ve bu kaldırımlar kaldırıldıktan sonra e, işte her araba sağdan soldan bir yerlerden çıkıyor, solluyor ama biz tabii vatandaş olarak buna dikkat etmemiz gerekiyor. İşte e, belediye başkan yardımcısı Hasan Karaman da Avrupa'da çizgi demek. Duvar demek çizgiyi geçmezsin, geçersen hemen gerekli işlem yapılır açıklaması gündemdeki haberlerde yer alıyor. Birçok yolda e, ara e, kaldırımlar kaldırıldı sevgili izleyenlerimiz. Artık yollardaki e, iki kaldırımdan ibaret bir sağ bir sol kaldırım, ortada kaldırım yok. İşte Avrupa'daki dizaynı Sivas'a uygulamaya çalıştık açıklamaları gündemde yer alıyor. E, ve... Caddelerdeki refüjlerin kaldırılması nedeniyle trafik kazalarına davetiye çıkarıldığı yöndeki eleştirilere ilişkin bu açıklamayı yaptı. Avrupa'da trafiğin dubalar yerine çizgilerle yönlendirildiğini dile getiren Karaman, Sivasların da buna alışması gerektiğini kaydetti. Gündemdeki haberlerde yer alıyor. Albayrak Güven tazeledi. Biz de başarılar diliyoruz. Bir kez daha Türk Ulaşım Sen Sivas Şubesi'nin 6. olağan genel kurulu önceki gün bir restoranda gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Nurullah Albayrak ile yola devam kararının alındığı kongreye Türk Ulaşım Sen Genel Başkanı Şerafettin Deniz, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Sivas 4. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Şener, Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Teşkilatı'ndan temsilciler ve sendika üyeleri katıldı. Biz de Sayın Nurullah Albayrak'a tekrardan görevinde başarılar diliyoruz. Evet bunlar öne çıkan bizim Sivas'ın manşetleri spor sayfasında ise mücadeleden memnunum açıklamalar var. Teknik direktör Aybaba bu açıklamaları yaptı. Ve Zira Türkiye Kupası 4. tur müsabakalarında Sivas Belediyespor yarın 16.30'da Elazığ Spor ile deplasmanda Demir Grup Sivas Spor ise yarın 18.30'da e, Kızılca Bölük Spor ile sahasında karşılaşacak ve kupada 4. tur heyecanı başlıyor. Bunlar da efendim bizim Sivas'ın manşetleri yer alıyor. Evet. Peki efendim kısa bir telefon alalım gazetelerimizin arasına. Zeynel Bey efendim bizi İstanbul'dan arıyormuş arkadaşlarımız. E, bekletmeyelim o zaman Zeynel Bey'i. Efendim merhabalar. Merhaba Hakan Bey nasılsınız? Sağ olun efendim günaydın diyoruz İstanbul'a kucak dolusu sevgiler. Havalar nasıl İstanbul'da? Efendim havalar bugün yağmurlu. Yağmurlu değil mi artık yağmur etkisini göstermeye başladı. Yağışlı oğlum bizim havamız da yağışlı. <laughs> i̇şler duruyor mu yağış olduğu zaman? Müşteri mi gelmiyor efendim? Hiç yok ki zaten işler tamamen durmuş. Durmuş e, ee, yani bir artık e, canlanma olur diyoruz değil mi temennimiz o. Ne var ne yok efendim hızlı tren açıldı mı Sivas'a? Efendim hızlı tren 2019 dediler tarih efendim biz de onu ha, zaten zaten geçen. 2016 idi şimdi 2019'a çıktı İyi, güzel 2029 arada bulur Hakan Bey bu. Valla yani gelsin de artık hani biz onu bir görelim de tarih olarak artık hani diyoruz ya hangisi hangi tarih olursa olsun biz ona razı olacağız sonuçta ama ya, e, razı yetkilerin... olmayalım seçim zamanı gelip de kent meydanında yüz binleri doldurup da hızlı trenimiz açılıyor diyor. O zaman oy topluyor. Oy topladıktan Heh. sonra gündem değişiyor. Peki. O zaman vatandaşlarımız ona göre kendileri karar versinler. Tamam Halkı, mı Zeynep? Bey? Halkımız artık bilinçli oyunu kullansın. Peki. Bilinçli. Halk bilinçli oy kullansın diyorsun. Takip etsin diyorsun. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Var mı başka söyleyeceğiniz ben bir şey? Ben sizlere teşekkür ediyorum. Sizleri Duydum daha iyi oldun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'a. Yolunuz arkadaşlar. açık olsun. Hayırlı sağ görevler diliyorum Sağ olun. Çok efendim. teşekkür ediyoruz. İstanbul'a kocak dolusu selamlar, sevgiler. Sağ olun efendim. Sağ olun. İyi Arada günler. böyle efendim sağ telefon olun. alıyoruz. Zeynel Bey'i teşekkür ettik efendim. Hemen diğer gazetemiz de ekranlara gelsin. Tabii sizler de arayabilirsiniz. Lütfen böyle birkaç dakika bizimle sohbet edebilirsiniz. Söylemek istediğinizde bir şey varsa duyurabilirsiniz. Hakikat geliyor diyor arkadaşlarımız. Hedef gençler. Dünyanın ilk ve tek narkotik eğitim tırı Türkiye turnesi kapsamında dün ilimize geldi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında özellikle gençlere de falan eğitim tırı uyuşturucunun insani bedeninde ve psikolojisinde yaptığı yıkımı dijital uygulamalar ile anlatacaklar. Ailelere, velilere, gençlere tavsiyemiz lütfen bu tır e, Sivas'ta efendim kalacak e, ve Sivas'ta kaldığı müddetçe gidin Gezin diyoruz. Jandarma binası önünde yer almaktadır. Yani orada e, videoları, hareketli görüntüleri izlediğiniz zaman bir uyuşturucunun sizi ne hale getirdiğini göreceksiniz. Gördükten sonra da zaten o illeti hiçbir şekilde yani zaten istemeyin veya da öyle e, uyuşturucu için olanlar da varsa bir an evvel vazgeçsin diyoruz. Hayat güzel. Hayat vücudumuzun ne kadar sağlıklı olduğu kadar güzel değil mi? O yüzden kendimize dikkat edelim. Gençler de bizim geleceğimiz. 780 oyla genel başkan Ankara'da efendim büyük kurultay vardı. 10.sü gerçekleşti Büyük Birlik Partisi'nin ve Mustafa Destici ile tekrar yola devam denildi. 780 oyla genel başkan Mustafa Destici güven tazelemiş oldu. Böylece büyük kurultayda e, gündem başlığında geçiyor haberlerde. 1538 proje 276 milyon ödenek İl Özel İdaresi 2017 yılının programları kapsamında 276 milyon lira ödenekle 1538 projeyi hayata geçirecek. Bugüne kadar bu projelerden 925'ini hizmete sunduklarını bildiren İl Özel İdare Genel Sekreteri Nebikaya, geriye kalan 304 projenin ise yıl sonuna kadar bitirileceğini dile getirdi. İl Özel İdaresi'ne de biz de buradan kolaylıklar diliyoruz, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Asansörlü üst geçidimiz bitmek üzere okullar bölgesi ve alışveriş merkezi ve stadyum. Oradaki efendim Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde, üzerinde geçiş sıkıntısı vardı yayalar için ve bunlar için de bir tüp geçit e, gündeme geldi. Belediye tarafından başlatıldı ve e, belediye ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 4 İşletme Bölge Müdürlüğü tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'na asansör sistemine sahip üst geçit yapımı devam ediyor. Oradaki geçişleri daha da rahatlatacak. PTT'den kuruluş yıl dönümü hediyesi 177. müşteriye çeşitli hediyeler verdiler. Albayrak güven tazeledi efendim. Ee, başka neler var? Şöyle hemen bakıyoruz. Gündem başlıklarında sistem tartışması diyor spor sayfasında sevgili izleyenlerimiz. Sivas Spor'da teknik direktör Samet Aybaba'nın maçlarda sistem değişikliğine neden gitmediğini konuşulur duruma geldi. Sistem tartışması başlığı gündemde yer alıyor. Zira Türkiye Kupası 4. tur maçında kızı Kızılca bölük sporla karşılaşacak olan Demir Grup Spor'da bu maçla ilgili hazırlıklar sürüyor sevgili izleyenlerimiz. Gündem Haberleri hakikatte. Diğer gazetemiz ekranlara geliyor. E, memleket Sivas problemli efendim işsizlik. Evet bu zaten en büyük kanayan yaramız. Bir işsizlik iki göç. Yani göçü engellemek için işsizliği tabii çözmek lazım. Eğer herkes ekonomik anlamda bu şehirde rahat bir nefes alırsa kimse gitmek veya da bu şehirden göçmek gibi bir düşünceye sahip olmayacaktır. Bu da bir e, gerçek ama e, problemin işsizlik olduğu sayın vekilimiz tarafından gündemdeki manşetlerde geçiyor. AK Parti Sivas Milletvekili Habib Soluk Sivas'taki en büyük problemin işsizlik olduğuna vurgu yaptı ve ikinci organize sanayi gerçekten e, Sivas'ların umudu olacak dedi. İstihdamlar paraları Halk Bankası'na 9 milyon 8 800 bin TL olarak yattı. İnşallah bundan sonra iş adamlarımız oralara bir yatırım başlatırlarsa Sivas bununla birlikte sanayideki ayağa kalkacak ve aynı zamanda istihdam problemi de Çözülecek dedi. İkinci organize sanayi bölgesi hayata geçtiği anda işsizlik bitecek şeklinde açıklamalar sayın Soluk'tan gündeme düşen açıklamalarda yer alıyor. 100 milyonluk proje Sivas'a kazandırılacak. Sivas Belediye Başkanı Sağam Aydın bugün yapmakta olduğumuz birkaç projeyi erteler belediye binası yapımını öne alabilirdik ama Sivas'ta, e, i̇stismarcı dediğimiz küçük kitle kendilerine şato yaptılar diyeceklerdi o nedenle ilk olarak Sivas'ın temel ihtiyacı olan eksiklikleri giderdik bu yıl belediye binasının ihalesini yapacağız 100 milyonu projeyi Sivas'a e, kazandıracağız açıklaması var sevgili izleyenlerimiz e, belediye başkanının açıklamaları da bu yönde Sivas valiliği il özel idaresi kanalıyla ile yaptığı yaptırdığı 10 bin kişilik yurt inşaatı devam ediyor ülkenin. En büyük yurdu sevgili izleyenlerimiz ee, ve Vali Davut Gül e, yurttaki inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Gündem başlığında memleket Sivas'ta geçiyor. Narkotik eğitim tırı Sivas'ta onu duyurmuştuk ve Albayrak Güven tazeledi. Ee, son bir hafta içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hava ve kara unsurlarınca 1455 operasyon yapıldı. 517 şüpheli gözaltına alındı sevgili izleyenlerimiz ee, ve... Tesviyeciler ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakan Demirgil ise Memleket Sivas Gazetesi'nde geçen haberde Tüccarlar ticaret odasından memnun değil açıklaması var sevgili izleyenlerimiz. Sivas Tesviyeciler ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakan Demirgil Ticaret odasından tüccarların memnun olmadığını ve memnuniyetsizlik hat safada tüccarın ve yatırımcının önünün açılması lazım dedi. Ve e, tüccar ve esnafın Sıkıntısının birbirine benzediğini söyleyen Demirgil, Sivas'ta ticaret bir tarafta, esnaf ve sanatkar diğer tarafta, tüccar da diğer tarafta diyor. İşte bu açıklamalarda e, tesvehciler ve madeni sanatkarlar esnaf odası başkanı Hakan Demirgil, tüccarlar ticaret odasından memnun değil demiş. Evet biliyorsunuz ticaret odası seçimleri 2018 Nisan ayına ertelendi sevgili izleyenlerimiz. Aslında bu Ekim ayı içerisinde yapılması planlanıyordu ama tüm Türkiye'de odalar ve borsalar seçimleri yeni yıla, Nisan ayına ertelendi. Bakalım memnuniyetsizlik odadan nasıl kaynaklanıyor ve bu memnuniyetsizlik nasıl çözülecek? Çünkü e, rakipler var. Meclis e, üyelerindeki değişen isimler var. Yeni meclis e, üyeliğine adaylar var. Hepsi Nisan ayına kadar yoğun bir bir şekilde çalışacaklar, çalışacaklar, çalışacaklar ve oda başkanlığı için hepsi ter dökecekler ve meclis üyeliği için önce ter dökülecek tabii. Ve bu odalardaki hareketlilik oda başkanları da Sivas'ımıza en iyi hizmeti, kendi üyeleriyle birlikte buradaki yaşayan vatandaşlara da en iyi hizmeti artık bundan sonra daha net, daha açık bir şekilde fayda sağlamaları gerekiyor. Son bir gazetemiz kaldı. İrade gazetesine de bakalım. Hedef olma, hedefsiz kalma diyor. Narkotik eğitim tırı Sivas'a geldi sevgili izleyenlerimiz. E, Vali Davut Gül ve protokol e, tırın açılışını gerçekleştirdi. Gündem başlıklarında geçiyor. Sizler de anneler, babalar, gençler, çocuklar mutlaka narkotik tırını sizler de Sivas'tan ayrılmadan gidin gezin diyoruz efendim. Yeni stadyum için üst geçit yapılıyor. Az önce diğer gazetede paylaştık. Müftü Balkan aile toplumun kalesidir açıklamaları var. Bir özgüven abidesi Aliya İzzet manşeti de gündemde. Ve 4500 yıllık apartman sistemi Sivas 60 kilometre mesafedeki Zara ilçesine bağlı Demiryurt eski adıyla Tödürge köyünde bulunan Yontma Taş devrinden kalma kaya mağaraları turizm için canlandırılmayı bekliyor. Turizm için kazandırılma bekliyor kaya mağaraları peteleden vali gül'e ziyaret gündem başlıklarında yer alıyor İrade gazetesinde ve mücadeleden memnunum diyor efendim ay baba demir grup Sivas spor teknik direktörü samet ay baba bursa spor beraberliğini bu şekilde değerlendirmiş ve mücadeleden memnunum açıklamaları gündemde geçiyor daha konuşacak Birçok konumuz var. Daha gündeme aktaracağımız birçok konu var sevgili izleyenlerimiz. Ama e, tabii biz bu konulara e, geçeceğiz. Reklamlarımız var. Reklamlara geçmeden önce Sayın Valimiz'e e, sosyal medyadan ulaşan üniversiteli öğrenciler e, Sayın Valimiz'i evlerine davet ettiler sevgili izleyenlerimiz. Hemen o fotoğraf karelerini de getirelim. Sonra reklamlara gideceğiz sevgili izleyenlerimiz. Evet işte... Ee, Sivas Valisi e, Sayın Davut Gül e, sosyal medyayı çok e, sağlıklı, güzel bir şekilde kullanmakta Sayın Valimiz. Ve işte e, üniversite öğrencilerini Sosyal medya üniversite öğrencileri sayın valiyi çağırıyorlar, davet ediyorlar. Buyurun sayın valim diyorlar ve o da kırmıyor tabii gençleri. Bu üniversite öğrencileri kardeşlerimizle evlerinde ziyaret ettik e, şeklinde açıklamayla güler güler yüzler için teşekkür ederim. Allah yollarını açık etsin şeklinde bir diğer fotoğraf daha vardı. Masada yemek yiyorlardı. Heh. evet işte tweet e, paylaşımında şu anda ekranlarınıza getirdik. Yani Vallahi her an vali her yere gelebilir efendim. Onu da söyleyelim. Çok da güzel. E, halkın e, içerisinde olmak, halkın duygularını, düşüncelerine tercüman olmak, halkla iç içe olmak. Yani e, gerçekten insanlar e, bazen söyleyecekleri e, sözleri değil mi? Hani iletemiyorlar. Bunlar da bunun için mükemmel bir fırsat. Sivas valisi de Davut Gül şu ana kadar açılışlarda, işte katıldığı programlarda, okullarda, söyleşilerde, birçok yerde halkın içinde olup, halkın derdini en güzel şekilde çözmeye. Çalışmak adına burada adımlar atıyor. Biz de kendisini görevlerinde yine bir kez daha başarılar diliyor. Canı Gölü'nden kutluyoruz. Böyle sıcak, böyle içten, böyle samimi bir şekilde hayatını sürdürdüğü için de biz de çok mutluyuz. Bakın öğrenci arkadaşlarımızla bir akşam yemeği onlarla beraber aynı sofrada bir sohbet, muhabbet ve işte e, güzel bir fotoğraf karesi gündeme bu şekilde sosyal medyadan paylaşıldı. Biz de sizlere aktaralım istedik. E, evet e, sayın valimizi bir gün bu stüdyomuzda da olmazsa biz de burada ağırlayalım sevgili izleyenlerimiz. Kendisiyle de samimi bir şekilde konuşalım değil mi? Efendim şimdi reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Biraz da oturalım tabii kendimizi dinlemeye alalım ikinci bölümde ve gündemde hayatın içerisinde neler oluyor neler bitiyor efendim. Şu dakika itibariyle biz yine kaldığımız yerden paylaşımlarımızı sizlere aktarmaya sürdürmeye Devam ediyoruz. Gündemin öne çıkan haber başlıklarına birazdan da Ulusal Medya'nın haber başlıklarını gazetelerden aktaracağız sevgili izleyenlerimiz. Onun için manşetleri de merak ediyorsanız bizleri izlemeye devam edin diyoruz. Ve gündemdeki haberleri şöyle bir tekrar bakalım. Efendim CHP Grup Başkan Vekilliğine aday oluştu. E olmayacağını açıkladı Levent Gök Cumhuriyet Halk Partisi Grup başkan vekili Levent Gök Grup başkan vekiliğine aday olmayacağını açıkladı ve işte o açıklamayı ekranlarınıza getiriyoruz önümüzdeki Perşembe günü grup seçimlerini yapacağız Normalde sürelerimiz 19 Kasım'da bitiyor biz biraz öne aldık ben e, 24. dönemden başlayarak 24, 25 ve 26. dönemde de bugüne kadar e, seçimle gelerek Grup Başkan Vekilliği görevlerini yürüttüm. E, siyasetin e, hepimize yüklediği sorumluluklar var. Siyaset e, belli noktalarda görev yapmak ve bu görevi parti ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirmek olduğu gibi aynı zamanda partide yeni yetişen kadrolara, yeni yüzlere yol açmasında gerektirecek siyasal tavırlara da ihtiyaç var. Ben kendimi siyaseten partide parti kadrolarının güçlenmesi, yeni arkadaşlarımızın sorumluluk üstlenmesi ve bizlerin de onlara destek olması anlayışıyla meseleye bakıyorum. Ve bir siyasetçinin gerektiği zamanda makamından ayrılması gerektiğini bilmesini, bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu anlayışla gerek Genel Başkanımızın, gerek parti grubumuzun büyük teveccühünü gördüğüm bu süreçte yeni kadrolara yol açılması, yeni kadrolarımızın sorumluluk üstlenmesi ve bizim de onlara destek olunması amacıyla siyasi sorumluluğum gereği bu seçimlerde aday olmayacağım. Amacım yeni arkadaşların siyasette tanınması, parti kadrolarının güçlenmesidir. Hayatın içinden gelişmelerle gündemdeki haberlerimize şimdi gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Efendim güne gazete manşetleriyle devam edelim gazetelerde bakalım manşetlerde bugün neler düşmüş hemen ekranlara getiriyoruz. Günün gazete manşetlerini yorumlayalım gündeme dair haberleri sizlerle paylaşalım. Sabah gazetesinin manşeti ekranlarınızda Kavala ve Topuz aynı dosyada. Başsavcılık Gezi ve 17-25 Aralık kumpaslarıyla ilgili 15 Temmuz'da darbe girişiminde talimat verenlere yönelik ortak soruşturma yürütüyor. Kavala ve Topuz aynı dosyada manşeti sabah gazetesine geçiyor sevgili izleyenlerimiz. Bosna'yı görmeyenler Arakan'a da kör sağır şeklinde açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Mazlumlar ve zalimler değilse de zulmü tribünden seyredenler değişmiyor dedi. Avrupa Bosna'da ölmüş, Suriye'de gömülmüştür şeklinde açıklamalar gündemdeki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sevgili izleyenlerimiz günün öne çıkan manşetlerinde. Dağdan kaçış artınca PKK infaz timi kurdu. Operasyonlarda büyük darbe yiyen terör örgütü firarları bir türlü durduramıyor. Dağdan kaçış artınca PKK infaz timi kurdu. Manşeti de gündemde manşetlerde. Ekonomi paketinden sürpriz kararlar çıktı. Yaz saatini kalıcı hale getiren düzenleme torba yasa tasarısına eklendi. Çiftçinin 1.4 milyar liralık borcunu 5 yıl yapılandırma fırsatı geldi. Sokağa aydınlatmayan aydınlatmayan şirketler şirketlere direkt başına ceza kesilecek. Mali suçları araştırma kuruluna masak 250 uzman alınacak sevgili izleyenlerim. Işte ekonomi paketinde sürpriz kararlar çıktı. Manşetlerde bunlar öne çıkan Sabah Gazetesi'nin manşetleri gündemde bu şekilde geçiyor. Diğer bir gazetemiz geliyor. Gazetelere bakıyoruz. Sözcünün manşeti şu anda ekranlarınızda. İstifası istenen AKP'li 3 başkandan biri gitti, biri gün verdi. Kendini öve ve istifa etti diyor. Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe alnımız ak, başımız dik dedi ve istifa etti. Melik Gökçek de cumartesi günü görevi bırakacağını açıkladı. Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe istifa etti. Balıkesir Belediye Başkanı edip or istifa etmedi. Balıkesir'de şimdi gözler tabii Melik Gökçek'le birlikte. Melik Gökçek cumartesi günü istifa edecek. Ankara e, Belediye Başkanı Melik Gökçek cumartesi istifa edeceğini duyurdu. İşte kendini öve öve istifa etti diyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı için atılan manşet bu yönde. Sözcü gazetesinde geçiyor. Gözler istifası istenen tabii ki diğer e, başkanlara çevrilmiş oldu. Sırasıyla istifalar gündeme düşüyor sevgili izleyenlerimiz. E, ve Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'a çevrildi gözler. Uğur'dan hiç ses çıkmazken Gökçek Beştepe'de Erdoğan'la görüştü dün akşam ve ardından cumartesi günü istifa edeceğini Twitter'dan paylaştı. Gökçek'in açıklamaları sosyal medyada paylaşıldı. Bir istifada CHP'den geldi. Çıray Akşener'i partisine katılıyor manşet yeri almakta. Demokrat Parti kökenli siyasetçi CHP İzmir Milletvekili Aytun Çınar dün Kemal Kılıçdaroğlu ile bir buçuk saat görüştü ve görüşme ardından istifa kararını açıkladı Çıray. E, Akşener'in partisinin kurucular arasında yer alacağım şeklinde açıklaması gündemde sözcüde geçiyor. Kuzey Irak'taki peşmerge başına alacağı anlayacağı dilden mesaj verildi. Namlular Barzani'ye çevrildi. Sözde bağımsızlık referandumunu yaparak şimşekleri üzerine toplayan Küstah Barzani'ye gözdağı için sınıra sevk sevk ettiğimiz zırhlı araçlara ağır silahlar konuldu ve namlular Barzani'ye çevrildi manşeti gündemdeki başlıklarda yer alıyor sözcü gazetesinde. Diğer gazetemiz ekranlara geliyor sevgili izleyenlerimiz. Hemen ardından bakıyoruz gündemdeki manşetleri. Karar gazetesi ekranlarınızda 10 gün sonra çifte istifa. Bugün özellikle gazete manşetleri belediye başkanlarının istifa etmesiyle ilgili yoğun bir gündem oluşturuyor. Ve Erdoğan'ın Ankara, Bursa, Balıkesir sıkıntılı sözlerinden 10 gün sonra e, i̇lk bırakıyorum açıklaması Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe'den geldi. Beştepe'ye çıkan Gökçek Cumartesi günü istifa edeceğini duyurdu. Gözler Bal Balıkesir Belediye Başkanı Uğur'a çevrildi sevgili izleyenlerimiz. E, bakalım Balıkesir Belediye Başkanı acaba e, bu hafta içerisinde bir açıklama e, yapacak mı sevgili izleyenlerimiz. E, bunu birçok kişi merakla bekliyor ama e, sırasıyla belediye başkanları istifasını verdi. Sanırım belediye başkanı Balıkesir Belediye Başkanı da bu yönde herhalde istifasını bu hafta içinde belki de netleştirecek. Gökçek Cumartesi açıklayacak istifasını. Bunlar tabii öne çıkan manşetlerde Karar Gazetesi'nde geçiyor sevgili izleyenlerimiz. Evet faizsiz bankacılığa diyanet standardı başlığı da var. TÜRSAT hainlerine çifte müebbet verildi. darbe girişimi sırasında TÜRSAT yayınlarını kesmeye çalışan 17 sanığa müebbet çifte müebbet verildi gündem başlığında. Türkiye'siz Avrupa kıyametin eşiğinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği liderlerine çağrı yaptı. Kronik sorunlarınızın reçetesi Türkiye'nin üyeliği dedi. Bu açıklamalarda, çağrılarda gündemde, kararda geçiyor. Diğer bir gazetemiz daha geliyor. Sonra yine tabi e, videolarımız, haber videolarımızı görüntülerimize döneceğiz. Art arta gelen istifalar ve istifa isteklerine direnişlerle siyaset yeniden şekilleniyor. Ankara oyunları başlığı olarak istifaları bu yönde manşete taşıdı Cumhuriyet Gazetesi. E, Altepe havlu attı. Cumartesi istifa edecek. Akşener istifaları da var. CHP'den de bir kişi istifa etti. E, Aytun Çınar istifasını verdi sevgili izleyenlerimiz. Bunlar işte gündeme istifa olarak Ankara oyunları manşetiyle geçiyor. Erdoğan ders kitaplarından rahatsız olunca Milli Bakanlığı hemen işe koyuldu. Kitaplar çöp oldu diyor haber başlığında. Sevgili izleyenlerimiz. ve işte Kılıçdaroğlu mahsuni kitap için yazdı. Hakkı savunmak herkesin görevi başlığı yer almakta ve cam işçileri vazgeçmiyor. Paşa Bahçe e, Kırklareli cam fabrikasındaki işçilerden e, atıldıkları için Tuzla'ya başlattıkları yürüyüşleri yasaklanan işçiler dün Lüleburgaz'a döndüler. İşçiler Tuzla'daki şişe cam genel müdürlüğüne taleplerini iletmek üzere bugün otobüste İstanbul'a doğru yola çıkacaklar. E, cam işçileri vazgeçmiyor haklarını almak için mücadele ediyorlar sevgili izleyenlerimiz. Evet bunlar öne çıkan manşetler yine zaman kalırsa tabii gazetelerimize yeniden döneceğiz sevgili izleyenlerimiz e, aktaracağımız paylaşacağımız diğer gazete manşetlerimiz de var tabii. onları da yine sizlere e, bu ekranlardan paylaşacağız gündemin öne çıkan haberlerini ekranlara yansıtıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali İzzet Beguiç'e ilişkin hatırasını anlattı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya ve Hollanda'ya da sert tepkiler şeklinde seslendi. Geçmişte Bosna Hersek'te Hollandalarının sivilleri Sırplara teslim ederek e, katlettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan benzer barbarlıkların sürdüğünü kaydetti. Hollanda ve Avrupa'yı da eleştirdi. Boşnak devlet adamı ve bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliye İzzet Begoviç vefatının 14. yıl dönümünde Ankara'da anıldı. Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen anma programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Aliye İzzet Begoviç'in oğlu Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Bakir İzzet Begoviç de katıldı. Programda bir konuşma yapan Erdoğan, Aliye İzzet Begoviç'in sadece bir siyasetçi ve aksiyon adamı olmadığını, derin bir mütefekkir ve gönül adamı da olduğunu kaydetti, kendisine ilettiği vasiyeti anlattı. Hastaneye gittim ve Bakir kardeşim oradaydı. Ve orada yanına çıktığımda elimi avuçlarının içine alıp buralar evladı Fatihandır. Bosna'mı koruyun. Bosna'ma sahip çıkın emanetiyle hatırlıyoruz. İnşallah biz de Bosna'yı korumaya ve oradaki kardeşlerimizle beraber Bosna'yı yüceltmeye devam edeceğiz. Erdoğan geçmişte Bosna'daki vahşeti görmeyenlerin şimdi de Arakan'daki vahşeti görmediğini söyledi. Avrupa Bosna'da ölmüş. Suriye'de gömülmüştür. Sahile vuran masum çocuk bedenleri ise Batı medeniyetinin mezar taşlarıdır. Bunu böyle biliniz. Bosna'da Hollandalıların sivilleri Sırplara teslim ettiğini hatırlatan Erdoğan, benzer barbarlıkların sürdüğünü kaydetti, Hollanda ve Avusturya'yı eleştirdi. O yamyamlarıyla bizim insanlarımıza nasıl saldırdıklarını hatta hatta Bayan Bakanımıza varıncaya kadar nasıl saldırdıklarını gördük. Ve benim Trabzonlu Hollanda'da çalışan işçimi köpeklere saldırtmak suretiyle nasıl üzerine çullandırdıklarını gördük. Bakın şimdi yine aynı şey oldu. Türkiye'ye gelecek olan batıdaki benim vatandaşıma kalkıyorlar köpeğe üstüne arattırıyorlar. Böyle bir rezalet olabilir mi ya? Ya sen kendini arayamıyor musun? Kendini arasana. Bayansa bayan polisini arat. Niye? Çünkü bunların karakterinde var. Bunların cibiliyetinde bu var. Erdoğan, Türkiye'siz Avrupa'nın varacağı yer çaresizliktir diye devam etti. Biz kimsenin oyuncağı değiliz, olmayacağız. Biz birilerinin keyfine göre muamele edeceği kapı kulu değiliz, olmayacağız. Çünkü biz tıpkı Bostanlılar gibi kanlarıyla tarih yazan, hürriyetin bedelini, gencecik fidanlarını toprağa vererek ödeyen bir milletiz. Evet sevgili izleyenlerimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı bölümleri sizlerle paylaştık ve işte AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan belediye başkanlarının istifa etmelerine yönelik konuşulan bazı konulara açıklama getirdi. Ve bu istifalara ilişkin ceza kanunundan kaynaklanan problem varsa bu yargının işidir. Bizim istifa talebimiz asla CHP'nin iddia ettiği gibi bir yargı konusu ceza kanunu konusu değildir dedi. Çünkü CHP kanadından madem bunlarla ilgili herhangi bir sorun var veya da herhangi bir problem var istifa nedenleri açıklansın şeklinde açıklamalar gündeme düşmüştü ve AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan da bu açıklamalara karşılık gündemde belediye başkanlarının istifalarına ilişkin açıklamaya bir açıklık getirdi. İşte o açıklamayı ekrana taşıyoruz. Bu AK Parti'nin kendi içerisindeki dönüşümünün dönüşümünün bir sonucudur. O yüzden meseleye CHP'li Grup Başkan Vekili iddia ettiği gibi bir ceza kalma açısından olmak doğru değildir. Siyasetin her türlü yanlışı veya doğrusu ceza kanunu konusu değildir. Ceza kanunundan kaynaklı bir problem varsa o mahkemenin yargılışıdır. Biz belediye başkanlarımızın böyle bir ithama maruz kalmasını doğru bulmuyoruz. Varsa bu yargın konusu zaten. Ama bizim istifa talebimiz, cumhurbaşkanımızın konuk talepleri asla CHP'den iddia ettiği gibi bir yargı konusu, bir ceza kanunu konusu değildir. Siyasetin de tüm unsurları ceza kanununa muhatap değildir. Bizim üç düzen kuralımız var. Buna uymadığı zaman bir kişi suç olmuyor ki. AK Partisi azal duruşuna hala getirmiş oluyor. Veya bizim ilkelerimiz gereği bir kararımız vardı biliyorsunuz. İl başkanlarımız gezen seçimlerde vekil adayı olamayacaklardı. İl başkanlığına devam edecekler demiştik. Bu bir siyasi duruş. Bu AK Parti'nin kendi prensibi, kendi parametresi. Dolayısıyla buna aykırı davranan bir il başkanımız ceza kanunu gereği suç işlemiş olmuyor ki. O başka bir iş. Yani ceza kanunu başka bir iş. Siyasi duruşumuzun gereği, siyasi kültürümüzün gereği adım atmak başka bir iş. O yüzden biz belediye başkanlarımızın bir ceza kanununa konu olan eyleminden dolayı istifa istiyor değiliz. Tam aksine AK Parti'nin bir yürüyüşü var. Bu yürüyüşüne ayak uyduruyorlar zaten arkadaşlarımız, başkanlarımız. Görüyorsunuz hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yine şık bir toplantı içerisinde kendileri işaret ederek sonraki gelecek olan kişileri belirliyoruz. Kanunun öngördüğü, el verdiği şekilde tüm üyelerimizle beraber temayüller yapıyoruz. O yüzden bunu böyle CHP'nin iddia gibi bir ithamla, bir suçla, bir ceza kanunu açıklamak asla doğru değil. Tam aksine AK Parti'nin kendi dönüşümü içerisinde il başkanı değişikliği gibi, belediye başkanı değişikliği gibi adımlardır söz konusu. Asla demokratik kültüre, kanunlarımıza aykırı bir durum yoktur. Seçime seçime gelmek iddiası başımız tacıdır. Ancak seçilen kişiler de biliyorsunuz seçime gelen meclis üyelerimizdir, ilçe belediye başkanlarımızdır vesaire. O yüzden demokratik kurallara, kanunlara aykırı asla bir konu olmadığı gibi AK Parti'nin kendi içerisindeki dönüşümü sağlaması ilişkin bir adımdır. Bununla ilgili tırnak içerisinde CHP ekmek çıkmaz buradan. Tam aksine CHP'nin kendi istifalarına bakması lazım. CHP'nin istifası bugün bir ama bugün bir. Biz yarın ne bekliyoruz, öbür gün ne bekliyoruz? O yüzden kendi dinamiklerini çözemeyen, topluma umut vaat edemeyen, hiçbir seçimde oyunu artıramayan partilerin bize akıl vermeleri abesle eşşigal doğru bulmuyoruz. Biz yolunda devam ediyoruz. Hiçbir belediye başkanımız AK Parti'den istifa etmedi. Ama bugün CHP'nin vekili kendi partiden istifa etti. Biz belediye başkanından istifadan bahsediyoruz. Partiden değil. O başkanlarımız hala bizim partimizin mensubudurlar. Hala farklı görevlerin, farklı davamızdaki farklı kademelerimizin içerisinde görev alacaklardır muhtemelen. O yüzden diyoruz ki AK Parti'nin her bir mensubu mahallesinden, ilçesinden, ilinden, bakanına kadar belediye başkanına kıymetlidir. Bir dava şuuru içerisinde hareket Bugün de biliyorsunuz diğer bir belediye başkanımız istifa etti. Bununla ilgili süreçlerin ben geride kalacağını, yeni başkanlarımıza iklim olup hazırlanacağımızı, eski başkanlarımızla bu konuda takdire şayan adımlar atacağını ümit ediyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim? Efendim? İşte sevgili izleyenlerimiz bu açıklamalar gündeme düştü. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan. CHP'nin şu an için bir vekili istifa etti ama ileride ne olur bilinmez dedi. ve Çünkü yarın da Meral Akşener parti kurultayını ve parti ismini logosunu yani yeni kurulacak olan partiyi e, açıklayacaklar sevgili izleyenlerimiz. 25 Ekim tarih verilmişti. Bakalım tabi yarın gündemde yine yoğun hareketli olacak sevgili izleyenlerimiz. Ama biz e, yarın e, nasip olursa güne bakan Hakan programını Divri ilçemizden e, sizlere paylaşacağız. E, yarın çünkü saat 14.30'da Divri ilçesinde Cumhuriyet Meydanı açılışı var. E, güzel bir meydan projesi Divri'ye kazandırıldı. Divri Ulu Cami ve Darüşşifası da zaten hepimizin e, biz çok defa gittik gördük ama görüntüleri görmeyenler için söylüyorum. Mutlaka gelip görmeniz gereken önemli tarihi eserler arasında yer alıyor. Mutlaka Divri ilçesine sizler de gelin ziyaretlerde bulunun. Efendim e, şimdi tabi gündemdeki haberlerimizi yine aktarmaya devam edelim. Son e, 8 dakikalık bir süremiz kaldı. Milliyetçi Hareket Partisi Çerkezköy Teşkilatı'nı açtı. Açılışını gerçekleştirdi ve burada e, açılışta sevgili izleyenlerimiz MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan konuştu ve ülkeye ihanet edenlere karşı dik duran tek lider devlet Bahçeli'dir şeklinde açıklaması gündemde yer aldı. İşte açılış bu şekilde gerçekleşti. Ülkü Ocakları Genel Başkanlarını yakından takip ediyorum. Bu anlamda kendisini tebrik ediyorum diyen Adan. E, ülkücü gençliğe sevgi gösterisinde bulundu ve işte açılış gerçekleşti. Şimdi adanın konuşmanına bakıyoruz. Her gün doğunun, güneydoğunun eteklerinde Türk askerlerimiz sıkılırken ve Johnny orada yeniden bir yapılandırma yaparken Genelkurmay Başkanı esir almıyor. Asker birbirine düşünülüyor. Polis birbirine düşürüyor. İşte o gün o gün, yani 15 Temmuz akşamı, hayatını ortaya koyarak ben milletin meşru iradesinin yanındayım, demokrasiden yanayım diyen tek lider Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'dır. Herkesin bir yerlerde saplandığı gün o yüreğini ortaya koymuştur. Evet, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, sevgili izleyenlerimiz, ee, Tekirdağ açılışında Çerkezgöy Tekirdağ Çerkezgöy Teşkilatı'nın MHP açılışına konuştu ve bu sözlerle gündemde yer aldı. Biz de sizlere aktarmış olduk. Artık son dakikalardayız. Hemen birkaç gazete daha getirelim ve sonra da sürpriz evlilik haberimizle de programı noktalayacağız. Sevgili izleyenlerimiz. Ortadoğu Gazetesi Ortadoğu'nun manşetini şu anda sizlerle paylaşıyoruz. Manşeti gördüğünüz gibi oynadığı oyunun altında kaldı diyor. Peşmerge başı Barzani bütün planları bozulunca seçimi iptal etti ve koltuğunun derdine düştü. E, gündem başlığında Orta Doğu'da geçiyor. Türkmen soydaşlarımız için her şeyimizde hazırız manşeti geçiyor. Yine manşetlere bakıyoruz. Avrupa Bosna'da öldü, Suriye'de gömüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Orta Doğu'nun manşetinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Bosna'da ölmüş, Suriye'de gömülmüştür. Sahile vuran masum çocuk bedenleri ise Batı medeniyetinin mezar taşlarıdır. Bunu böyle biliniz dedi gündem başlığında geçiyor Orta Doğu gazetesinde. Hemen diğer gazete geliyor gazetelere bakıyoruz son e, gazetelerimiz. Yeni Çağ gazetesi yeni partiye demokratik tüzük diyor. Kurulu çalışmalarını tamamlayan ve yarın 25 Ekim'de açıklanması beklenen yeni partinin tüzüğü belli oldu. Diğer partilerle oranla daha demokratik ve katılımcı yaklaşımla hazırlanan tüzüğün en dikkat çekici maddeleri şu şekilde Kadın kotası, Gençlik Kolları Yönetim Seçimi 3 Dönem Kuralı 60 Asil Üye Danışma Kurulu %5 Kontenjan şeklinde işte yarın Meral Akşener önderliğinde kurulacak olan partinin çalışmaları artık son demine geldi ve yarın partinin tüzüğü ve genel olarak ismi, logosu her şeyi Açıklanacak yeni partiye demokratik tüzük başlığı yeni çağda geçiyor. Akşener herkese kapımız açık çağrısında bulunduğu Parti kurma çalışmalarında sona gelen Meral Akşener transferle grup kurma hedefleri olmadığını belirterek bizimle yürümek isteyen herkese kapımız açık dedi Sayın Akşener. Ve işte gündemde yer aldı Baykal'ı ziyaret ettiği esnadaki açıklamalarını da sizlerle paylaşmıştık programımız içerisinde. Millette buluşma günü uzun süredir çalışmalarını titizlikle sürdüren ve büyük umutla beklenen Meral Akşener liderindeki yeni parti yarın Ankara'da resmen kuruluşunu ilan edecek sevgili izleyenlerimiz. Manşetler bu yönde ve Melik Gökçek cumartesi günü görevi bırakacak manşeti de gündemde önde yer alıyor ve Çıray CHP'den istifa edip yeni partiye katıldı haberi de Yeni Çağ Gazetesi'nde geçiyor. Diğer bir gazetemizde geliyor ve bakalım Türkiye'nin manşeti sevgili izleyenlerimiz. Cumhurbaşkanı talimat verdi. Bütün belediyelere inceleme Program içerisinde de bu konuyu detaylı bir şekilde paylaşmıştık sevgili izleyenlerimiz. Müfettişler iktidar muhalefet ayrımı yapmadan imar ve belediyelere aktarılan kaynakların kullanımını denetleyecek. Yani bugüne kadar gönderilen paralar nerelerde nasıl harcanmış hepsini denetlemesi. Hani ister AK Parti olsun, ister CHP, ister MHP, ister diğer partiler olsun bütün belediyeler için artık inceleme süreci gündeme düşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Bütün belediyelere İnceleme manşeti Türkiye Gazetesi'nde yer alıyor. Söz bitti artık diyor Sayın Erdoğan ve yanlışa da af yok diyor bu manşetler Türkiye Gazetesi'nin manşetinde. Evet Kerkük'te baskı bitti. Kerkük yönetiminin tutuklanmak istediği Türkmen vekil Kerkük'te son durumu anlattı sevgili izleyenlerimiz gündem başlığında yer alıyor. Ve Gökçe gün verdi istifam dedi. Cumartesi günü açıklayacağım. Bursa Büyükşehir Belediyesi istifa etti. Balıkesir'den herhangi bir ses yok. Bakalım Cumartesi günü Sayın Gökçek istifasını Twitter'dan paylaştığı bir tweette Cumartesi günü istifa edeceğini duyurdu. Balıkesir Belediye Başkanı ilgili de herhangi bir açıklama gündeme düşecek mi? O da yine merak konusu. Evet efendim bunlar tabi öne çıkan manşetlerdi. Son bir haberimiz kalmıştı. Onu da sizlerle paylaşıp programı nokta Dalayalım. Sürpriz bir evlilik, hani e, dünya evine girmek, aşkını, sevdasını, sevgisini nasıl ifade edebilmek adına e, çiftler yarışıyor. İşte e, bakın burada da sürpriz bir evlilik teklifi ve her şey hazırlanmış bakın, büyük müthiş bir hazırlık e, yapılmış ve yüzük drone ile gökyüzünden geliyor e, işte çiftin üzerine. Antalya'da Hava Meydan Komutanlığı'nda as subay olan Ersin Eroğlu e, kuzenimin doğum günü var diyerek Mardin'den getirttiği hemşire olan sevgilisine drone ile bir e, sürpriz yaptı ve evlilik teklifi yaptı. Bekliyorlar şu anda. <laughs> Arıyor yani diyor ki yüzük nerede diyor, nerede, nerede diyor. Ah nerede, vah nerede. E, ve yukarıdan geliyor işte yüzük şu anda. Ve... Durun ile gelen mutluluk diyebiliriz efendim. Biz de genç çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Allah bir yastıkla kocatsın diyor. Teşekkürler arkadaşlar. E, programı da böylece noktalıyoruz efendim. Yayında ve yapım demeye geçen tüm arkadaşlarım adına ben Hakan Bakar sizlere e, güzel bir gün diliyoruz. Yarın Divri'ye olacağız inşallah. E, tabii oranın o muhteşem. E, güzelliğini, o muhteşem atmosferini e, sizlerle paylaşacağız. Divri önemli ilçelerimizden bir tanesi. Hepsi önemli ama Divri'nin yeri bir başka. Konaklar olsun, dar şifası olsun, Ulu Camisi olsun değil mi? E, ve Divri'deki e, güzel açılışta sizlerle olacağız. Efendim yarın e, yeniden birlikte olmak ümidiyle her şey gönüllüce olsun diyoruz. Allah'a ısmarladık.